It is said that there is the room, the all-pervading power around us. Etrafımızda her yana kaplamış olan bir gücün varlığından bahsediliyor. All the living things that you see like flowers and fruits and trees and human beings are miracles. Etrafımızda gördüğümüz insanlar, çiçekler, ağaçlar hepsi bu dünyanın insanlarıdır. Bu dünyanın yaşayan şeyler. These are worked out through this all-pervading subtle power. Bütün bunları yaratan o her tarafa yayılmış olan o çok ince sübtil diyeceğimiz bir güçtür, kudrettir. But so far we have never felt it, amaz, this power. Bu gücü şimdiye kadar maalesef hiçbir şekilde tezahürünü göremedik. Few saints have felt it, but nobody would believe them. Birçok aziz bu uğurda belki can verdi ama kimse onlara inanmadı. But now a special blossom time has come. Sanırım şimdi bir çiçeklenme dönemi geldi. And in this blossom time, we are going to find out the truth without any difficulties. İşte bu dönem içinde artık hakikati hiçbir zorluk çekmeden bulacağız. It has to be the easiest thing. Because it's a living process. Gerçekten bu çok basit bir şey olacaktır. Çünkü bu bir yaşam süreci içinde olan bir şeydir. When you sow the seed in the mother earth, it sprouts spontaneously. Toprak ananın içine attığımız bir tohum kendiliğinden filiz vermekte, çimlenmekte ve gelişmektedir. In the same way, within us, this power which I am told is described as asas in Quran. Aynı şekilde bu bahsettiğim güç Kur'an'da asas olarak tanıtılan güçtür. In the Bible as the Holy Ghost. İncil'de de bu Ruhul Kudüs olarak tanıtılmaktadır. And in the Indian scriptures as Adi Shakti. Besides the triangular bone called as sacrum, meaning sacred bone. Bu omurinin dibinde bulunan üçgen kemik aslında kutsal bir kemiktir. This is the power of God's desire, which resides within us as our pure desire. İşte buradaki güç aslında Tanrı'nın bir gücüdür ve saf bir arzuyu dile getirmektedir. And it spontaneously rises and breaks through our portable bone area. Bu kendiliğinden spontane bir şekilde yükselir ve beynin en arka parçasına doğru gider. En üstte kendini belli eder. So actually you get the actualization of your baptism, actualization. Aslında bu anda belki de kendi kendinizi vaktiz etmenin gerçekliğini anlayacaksınız. It is not just artificial certificate. Bu suni yapay bir elinize verilen kare değildir. Thus you become connected with the all-pervading power and you become a saint. İşte bu anda o her yana yayılmış olan güçle birleşeceksiniz ve bir anlamda da kendi kendinize aziz olacaksınız. Or you become wali. Belki de wali olacaksınız. Or you become a self-realized soul. Belki de kendi kendini tanımış bir ruh haline geleceksiniz. As a result of that, transformation starts taking place in every human being. İşte bunun sonucunda artık bir dönüşüm başlamaktadır bütün insanlarda. And this transformation is very unique. Gerçekten benzersiz bir dönüşüm bu. Such a person automatically becomes purified. Gerçekten bu şekilde insanlar
He becomes very dynamic, but very compassionate. Çok dinamik olmakla birlikte aynı zamanda da şefkat sahibi olacak. And lives in complete joy and peace. İşte bu insan artık müthiş bir sevincin içinde ve huzur içinde yaşayacaktır. All this is your right as human beings to have it. Bu sizin en doğal hakkınızdır. İnsan olmanızın verdiği bir haktır size. This is the glory that is within us. Bu içinizde olan bir yüceliktir. Sadece bize ait. Only our instrument has to be connected to the main. Bunu şöyle söyleyebilirim. Bir anlamda içinizde bulunan alet bize takılmak zorundadır. Also, physical, mental, emotional disorders get completely corrected by this app. İşte bu oruçla her türlü fiziksel ya da duygusal bozukluklar bir anlamda tamir edilecektir. And you start feeling this formless energy all around yourself. Bu hiçbir forma sahip olmayan gücü artık etrafınızda hissetmeye başlayacaksınız. So you get your enlightenment, your attention becomes enlightened. Bir anlamda artık aydınlatılmış olacaksınız. Dikkatiniz, konsantrasyonunuz aydınlatılmış olacak. So let us have the realization, that's what I'm saying, you are real seekers, eh? O zaman müsaade edin, şimdi kendi kendimizi tanıyalım. Kısmı aslında kendi kendinize
kariyerin başlangıcıdır. Now, in the lower part of your abdomen, on the left hand side, is the center of pure knowledge, which manifests through your central nervous system. Karnınızın altında, sol tarafta bütün bilginin kaynağı bulunmaktadır, ki bu da merkezi sinir sistemine bağlıdır. Now you put your hand again on the upper portion of your abdomen on the left hand side, which is the center of our master. Gene elinizi karnınızın üstünde, bu size üstadlık rütbesini verecek yere doğru koyuyoruz. Now, you put your right hand again on the heart, which is sahibini, the spirit. Kalbinizin üstüne getirin tekrar, orada ruh bulunmaktadır. Now the center between the neck and your shoulder, in the corner, you put your hand and turn your head to your right. Başınızı sağa çevirip elinizi tam enseyle omuzunuzun birleştiği yere getirin. Now this is the center we catch when we feel guilty. Bu bir anlamda suçluluk hissettiğimiz merkezdir. You should be very pleasantly placed towards yourself. After all, you are a human being. And if you commit mistakes, after all, you are not God. Kendi kendinize memnun olmanız gereken bir yerdir. Çünkü bir günah ya da bir yanlış yaptığınız zaman da yakalanmadığınızda burada artık bir rahatlık hissetmeniz gerekir. So now you put your hand on your forehead across and press it hard. Şimdi alnınıza getirin elinizi ve biraz bastırın. This is the center of forgiveness. İşte burası bağışlama merkezidir. Now you put your right hand on the back side of your head and push back your head. Sağ elinizi ensenize doğru götürüp kafanızı arkaya doğru itin. This is the center of asking for forgiveness without feeling guilty. İşte burada kendinizi suçlu hissetmeden bağışlanmakla ilgili bir merkeze varmış oluyorsunuz. Now stretch your hand. Uzatın elinizi. And put the center of your hand on top of your head. Bend your head. Push back your fingers and move your scalp slowly 7 times because there are 7 seats of the 7 centers in your brain. Elinizi avucu, kafanızı avuçlayarak 7 kere sallayın, biraz bastırarak. Stretch back your fingers. Yavaş bir şekilde 7 merkezi harekete geçirmiş olacaksınız. Now, just we have to do it by closing our eyes. You can take out your spectacles. You have to sit properly. Şimdi bunu gözlerinizi kapayarak yapabilirsiniz. Gözünüz varsa gözünüzü çıkarın. Aynı şeyi yapalım. With both the legs apart from each other, not to sit in a way that you are slouching or too much strained, but in a natural, normal state. Gözlerinizi kapatabilirsiniz efendim ve rahat bir şekilde dizlerinizi açarak normal bir oturuş pozisyonuna geçin. Now please close your eyes and don't open them till I tell. Lütfen gözünüzü kapayın ve ben size söyleyinceye kadar da açmayın. Now please put the left hand towards me. Sol elinizi bana doğru uzatın. And right hand on the heart. Sağ eliniz de kalbinizin üstünde olsun. Please close your eyes. Lütfen gözlerinizi kapatın. Here you have to say and ask a question to me.
times. Üç kere. If you are the spirit, you are your guide, you are your master. So please put this right hand in the upper portion of your abdomen and press it hard on the left hand side and ask me a question. Eğer ruh değilseniz, kendi kendinize müstahdesiniz. Şimdi elinizi sağ tarafı, karnınızın sağ tarafına koyup gene bana bir soru soracaksınız. Here you ask me a question again three times. Gene üç kere. Mother, am I my own master? Call me mother or Sri Mataji, whatever suits. Soruyu şöyle soracaksınız. Sri Mataji ya da anne diyebilirsiniz bana. Ben kendi kendime müstahdım. Soru bu. Now, take down your hand in the low portion of your abdomen. Şimdi elinizi karnınızın altına götürüp iyice bastırın. Here. Burada. I have to respect your freedom. Ben sizin özgürlüğünüze saygı duymak zorundayım. And I cannot force pure knowledge on you. Ve size sahih bilgiyi hiçbir zaman. So you have to ask for your own freedom. Kendi kendinize sormalısınız. Please say six times, Mother, please give me pure knowledge. Anne, bize lütfen saf bilgiyi ver, deyin. Now, when you ask this question, this force of Kundalini starts rising. Kundalini denen güç artık yükselmeye başlamıştır. Now raise your hand. Elinizi kaldırın. On the upper portion of your abdomen on the left hand side and press it hard. Sol tarafta karnınızın üstüne getirip lütfen bastırın. As the Kundalini is rising, we have to help with our confidence, our centers to open up. Kundalini yükselirken kendi isteğimizle merkezlerin açılmasına yardım etmeliyiz. Now here you have to say 10 times because there are 10 petals to this center. Bu noktada 10 kere söylemeniz gereken bir şey var. Çünkü burada 10 tane petal ya da taç atlar bulunmaktadır. With full confidence say, Mother, I am my own master. Say 10 times. İşte burada 10 kere anne, ben kendi kendime müstahdiyim. This center is created by all the prophets. Kendi kendinize güvendiğiniz için bu merkezin gerçekten bütün peygamberlerce ortaya çıkarıldığını bilebilirsiniz. Now, one has to know that we are not this body. We are not this mind. We are not ego. Bilmeniz gereken bir şey var. Bu vücut bize ait değil. Biz ego değiliz. Bu vücut bize ait değil. We are not our conditions, but we are pure spirit. Biz kendi kendimizi şartlandıran bir kimse değiliz. Biz sadece sahte ruhuz. So now raise your hand onto your heart. Şimdi elinizi kaldırıp biraz daha yukarı kaldırıp kalbinizi üstüne koyun. And say with full confidence. Bütün güveninizle kendinize. The most important truth about yourself. Kendinizle ilgili en önemli gerçeği söyleyin. Mother, I am the spirit.
your right hand. Sağınızı kaldırın. Into the corner. Enseyle omuz arasındaki kısmı. Off your neck and your shoulder. One has to know that divine is the power of bliss and joy. İnsanın bilmesi gereken şey bu noktada aklının bir sevinç. But above all, above all, it is the power of forgiveness. Her şeyin üzerinde de bu bir bağışlama gücüdür. So whatever so-called mistakes you have committed can be dissolved completely into that power. İşte bu noktada işlediğimiz bütün günahlar, bütün yaptığımız hatalar artık affedilecektir, kaybolacaktır. So please turn your face to the right. Yüzünüzü sağa çevirin. Symbolically saying that, Mother, I am not guilty. Say it 16 times. Bu noktada bir anlamda sembolik olarak anne ben suçlu değilim diye 16 kere. Now, raise your right hand onto your forehead across and press it hard. Şimdi sağ elinizi alnınıza kaldırıp, değdirip, oldukça bastırın. You may bend your head. Başınızı öne eğilir. Here is the center to forgive. İşte burada bağışlama merkezi bulunmaktadır. To forgive everyone. Herkesi affedebilecek, herkesi bağışlayabilecek bir herkes. So please say with full confidence, Mother, I forgive everyone. İşte bu noktada kendinize güveniniz tam olarak, anne ben herkesi bağışlıyorum diye. Many people say that it's difficult to forgive, but whether you forgive or you don't forgive, it's a big. Birçok insan bağışlamanın zor olduğunu söyler ama bağışlayın veya bağışlamayın, bunu yapmak zorundasınız. But if you don't forgive, then you play into wrong hands. Zaten eğer bağışlamazsanız yanlış yapmış olursunuz. So please say it from your heart. Mother, I forgive every word. Gerçekten kalbinizden söyleyin bunu. Anne ben herkesi affediyorum. Now, take your right hand on the back side of your head and allow your head to rest on it. Elinizi, sağ elinizi biraz başınızın arkasına götürüp bir anlamda başa destek verin. Here without feeling guilty, without counting your mistakes or your own satisfaction. Kendinizi suçlu hissetmeden, hata yaptığınızı düşünmeden, tam bir memnuniyet içinde. Please say, O Divine, if I have done anything wrong, please forgive me. İlahi güç, eğer yanlış yaptıysam lütfen beni affet diye. From your heart. Gerçekten kalpten söyleyeyim bunu. Now, stretch your palm and avucunuzu açın. Put the center of your palm on top of your head. Tam avucunuzun ortasında. On the soft bone which was in your childhood. Kafatasınızın en yumuşak noktasına getirip koyun. Push back your fingers. Bastırın parmaklarınızla. Now again, I cannot force on you self-realization. Gene şunu anlayın ki ben bu kendi kendini tanıma işini size
bend your head and say seven times, moving your hand with pressure, your scalp clockwise. Şu anda başınızı öne eğerek saatin çalıştığı istikamette elinizi bastırarak yedi kere. Mother, please give me self-realization. Anne, beni ne olur kendi kendimi tanımamı sağla. Please move seven times. Yedi kere bunu yapın. Saatin çalıştığı istikamette elinize oluşturarak. Just see if you are thoughtless, if there's any thought. Şu anda hiçbir düşünceniz olmamalı. Now bend your head and put your right hand towards me. Kafanızı biraz eğin ve sağ elinizi bana doğru uzatın. And left hand, sol try to feel the cool breeze out of your head. Sol elinizle kafanızdan yayılan belki de o serinliği hissedebilirsiniz. Now put the again put the hand head down and put the left hand towards me. Bu sefer sol elinizi bana doğru uzatın. And with the right hand see again if there's a cool breeze coming. Could be hot also. Bu sefer sağ elinizle başınızın üstünde hafif bir serinlik olmadığını, bu sıcaklık da olabilir, hissetmeye çalışın. Now, put the right hand again towards me and see with the left hand if there's a cool breeze coming out of you. Gene değiştirin, sağ elinizi bana uzatarak sol elle bir serinliğin olup olmadığına bakın. Put your hands up in the sky, like that, towards the sky. Push back your head. And ask a question. Sorry. Is this the all-pervading power of God? Bu acaba her tarafa yayılan Allah'ın kudreti mi? Is this the room? Bu peki. Is this the power of love. Bu acaba sevginin gücü mü? Now, take down your hands. İndirin elinizi. Always feel very relaxed. Şimdi çok gevşemiş hissedeceksiniz kendinizi. Now, those who have felt the cool breeze of their head. Güzel. And in your hands. Bu sevgiyi hissetmiş and olanlar. So, you can feel in the head of others also. Peki, yanınızdaki neighbor says. Here, on top, here. Tam tepede. Little top, yeah? All of you have felt it, I know. So raise your hands. Let's see, both the hands. Those who have felt it, please raise your hands. Bunu hissedenler bir tane de kalırsınlar. So many of you have felt it. Allah sizi bağışlasın. Tomorrow again, you are coming here and you are going to establish it fully. Yarın gene geleceksiniz ve bunu tam manasıyla tekrar edeceğiz. You will feel very joyous, very happy. Mutlu hissedeceksiniz kendinizi.
tomorrow in Hilton Hotel. I hope you'll bring your friend. You feel very relaxed and very happy. Especially I'm saying the ships, they seem to be very fast. Özellikle Müslümanların bu konuda çok çabuk yetişeceğini ben görüyorum. So please come tomorrow and don't discuss it because this is beyond your thought. Yani tekrar bekliyorum. Şimdi tartışmaya artık gerek yok.
He said that there is the room, the all-pervading power around us. Etrafımızda her yana kaplamış olan bir gücün varlığından bahsediliyor. İncil'de de bu Ruhul Kudüs olarak tanıtılmaktadır. And in the Indian scriptures as Adishakti. Primordial mother as Athena. Benim ülkemdeki bazı dinlerde de bu gerçek ana, temel ana olarak tanıtılmaktadır. Besides the triangular bowl called as sacral, meaning sacred bowl. Bu umurinin dibinde bulunan üçgen kemik aslında kutsal bir kemiktir. This is the yaşam süreci içinde olan bir şeydir. When you sow the seed in the mother earth, it sprouts spontaneously. Toprak ananın içine attığımız bir tohum kendiliğinden filiz vermekte, çimlenmekte ve gelişmektedir. In the same way, within us, this power, which I have told is described as asas in Quran. Aynı şekilde bu bahsettiğim güç Kur'an'da asas olarak tanıtılan güçtür. In the Bible as the Holy Ghost.